5, 7, 10 sayılarına bölündüğünde her defasında 2 kalanını veren sayıyı arıyoruz. Somutlaştıralım olayı. X'i 5'e böldüğümüzde 2 kalanını verecek. X'i 7'ye böldüğümüzde yine 2 kalanını verecek. X'i 10'a böldüğümüzde yine 2 kalanını verecek. Buraya A, buraya B, buraya C yazalım. Şimdi X sayısı bizim için 5'in katından 2 fazla, 7'nin katından 2 fazla, 10'un katından 2 fazla olacaktır. Buradaki ikilerden kurtulmaya çalışalım. Her tarafa eksi 2 değerlerini ekleyelim. O halde şunu kesinlikle söyleyebiliriz. X eksi 2 sayısı 5'in, 7'nin, 10'un katı olan yani ekoko olan bir sayı olacaktır. O halde 5, 7 ve 10'un ekokunu bulmaya çalışalım. 2'ye böldük. 5 bölünmedi. Aynen yazdık. Bölünmedi. 3'e bölünmez. 5'e böldük. 1 bölünmedi. Aynen yazdık. 1. 7'ye böldük. 1. 2, 5 ve 7'nin çarpımı 70 oldu. O halde 70'in katı olan bir sayı olacaktır. Şimdi soruda bize şöyle demiş, dikkat edecek olursa 860'tan küçük en büyük değeri arayacağız. Şimdi öyle bir değer vermeliyiz ki burada K'ya 860'tan küçük bir değer çıksın. O halde vereceğimiz değeri bulmaya çalışalım. 12 versek 840'lı bir şey olur. 13 versek 900'e gelir. O halde 13 vermeyeceğiz, 12 vereceğiz. 12 verdiğimizde 840 olur. O halde x eksi 2 eşittir 840. O halde x değerimiz 842 olacaktır. Yani doğru cevabımız B seçeneği olur.